oldu oğlum? Kapı kalksa kapı açıldı. Bir şey yok. Önemli bir şey yok. Abi lan. Oh, oh. Oh! Arkadaşlar herkese merhaba. Cüneyt'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Cüneyt merhaba. Kardeşimle birlikteyiz. Semtimizin bir kardeşi, arkadaşımız. Tabii ki Ümit Erdim var. Semtimizin muhtarı. Neredesiniz ya? Abi yoğundum. Neredeydin? Sınavlarım vardı. Evet. Büyük bir kısmını hallettim. Tünelin sonundaki ışık ufaktan göründü. Göründü mü? Göründü valla. Yolun yarısını geçtik. Maşallah. Şükürler olsun. Maşallah. Buradayım. Kopamıyorum bir şekilde senden. Şimdi bu aleti gördüm. Nasıl kopayım? Ortam süper. Onun için bir de talep var biliyor ücretsiz musun? Ücretsiz kahve var. Abi şu... Ya bak o yüzden bırakmıyorum. Duman abim arkadaşlar uzun zamandır videoya girmiyorum diye hemen bir kahveyle kandırdı beni ya. Soruyorsunuz ya Ümit'e ne veriyorsun karşılığında? Kahve veriyorum. Hı. Bu arada arkadaşlar Ümit Erdem yeni kanal açıyor. YouTube kanalı. Evet. Açtı hatta ama video atmadı. Evet kanalı açtık. Öyle sembolik. Ya bu da bir şey. Kanalı açmak da bir şey arkadaşlar. Sonuçta aç diyordunuz açtım ya. Aşağıya linkini bırakırım kanalın. Evet. Bir iki kere paylaştık zaten. Sağ olun gittiniz abone oldunuz. 10.000 kişi şu an şey var. Yapma 10.000 ya. Kişilik bir aileyiz arkadaşlar. Teşekkürler. Aşağıya linkini bırakırım kanalın arkadaşlar. Abone olun. Güzel videolar atacak. Konuşuyoruz ediyoruz. En sonunda açacak kanalı. Siz de biraz gaz yaparsanız sevinirim. Bugün neden buradayız? Daha önce Cüneyt'in minibüsüne bir reel sattım. Sevgili Anıl kardeşimizin orada yıkamada gördük minibüsü bir reel sattık. Hepiniz abi arabayı çek 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 dediniz. Biz de bugün Cüneyt'i davet ettik. Hoş geldin kardeşim. Neden yaptın böyle bir şey? Oradan abi, başlayalım. Ufaktan beri... Kameralara arkanı dönmüyor Cüneyt. İnsanlar seni görüyor. Bir dakika ya dur ya. Biz ufaktan beri bir hevesimiz vardı. Evet. Zaten minibüsçülük yapıyordum ben daha ufakken. Yani böyle minibüslerden... Gidiyor muyuz geri geri? Evet. Tamam öyle anlat sıkıntı yok. Ondan sonra böyle bir şey yapalım dedik. Yani böyle bir nostalji 80S 5.5 toplayalım dedik. Çok güzel olmuş ya. Evet böyle Magirus, bir araba topladık. Bildiğimiz hatlı minibüsler var. Evet. Bizim çocukluğumuz bunlarda geçti. Evet. İzmit'te var mıydı? Var mı? Harbiden mi? Kötü, yani kötü değil de şoförden fırça yediğim bir anım yapma var. Yapma ya. Para çalarken mi yakalandın? Yok. Ne yaptın? Tövbe estağfurullah. Kanka bunun şey makinenin kapağı var ya. Evet. Okuldan dönüyorum bir gün ortaokulda. Bindim. Kimse yok minibüste. Bizim çünkü en baştaki durağa yakında okul tamam mı? Hep oturacak yer var. Sıkıntı yok. Abi ön koltuk boş. Gördüm. Abi şimdi çocukken aynı. Ya bugünden bir farkımız yok ki. Önde oturmak çok önemli bir şey ya. Evet. Oğlum gittim. O zaman da şişmanım. Ayaklar büyük. Botlar büyük. Kanka öne geçeceğim. Bomboş minibüste tekim ya. Ben öne geçerken benim bot sıkıştı. Kapakla koltuk arasında burada tamam mı? Geçeceğim ya. Bak şöyle bir yaptım. Canlandıracağız biraz sonra içeride. Bak o bot sıkıştığı için böyle hafif çekince kurtarmak için kapak hafiften aralandı. Şimdi ben geçtim oturdum ama görüyorum yani adamın aklı orada. O aralık onu rahatsız ediyor ve makinenin gürültüsü gelmeye başladı. Böyle koyuyor gidiyoruz. Abi kapanmıyor. Adam uyuz oldu bana. En son söylenmeye başladı. Koca minibüste buraya gel diye böyle. Oğlum bütün yol öyle. O kadar utandım ki. Ve onun suratındaki sinir bilmem ne. Ben de muhtemelen küçüğüm diye bir şey de demedi. Ama çok sinirlendi bana. O kadar utandım ki. Ama ne yapayım önde oturmak da önemliydi yani. Önde o şey de sallanıyor. Arkasında hususi yazıyor onun. Çevirmeden evet. Önce de. Hususi de bana doğru sallanıyor böyle ılık ılık. Böyle buradan güzel... minibüsçü abimize abi, o zaman yani evet selamlar diyoruz. Çok kızdı. Çok kızdı sağ olsun. Cüneyt'ciğim neler yaptın minibüsü abi bir anlat önce. Yani minibüsü restoran ettik. Komple. Yani restore ettik komple. Restoran ettik. Köfte satıyoruz içinde. Ondan sonra şimdi işte komple soyduk minibüsü. Komple baştan boyadınız. Aşağı. Aynen rengi farklı renkti. 97 model değil 97 mi kanka? 97 model evet. Rengini farklı modeldi. İşte bu renk yaptık. Kırmızıya döndürdük minibüsü. Kanka çok güzel. İşte neyin kırmızısı? Abi neyin çok iyi bir bu düz kırmızı. Yani biz kendimiz bulduk bunu. Yani Google'a düz kırmızı yazınca bu. Boyacı da kendimiz yaptırdık biz bunu. Kanka çok güzel. Aynen renk. Evet yani öyle bir numara ya da birinden bir şey almadık. Yani kendimiz bakarak seçerek öyle yaptık. İç döşemeleri söktük komple A'dan Z'ye. Komple kazıldı içi ispirel makinesiyle. İçi de yapıldı. Ondan sonra komple pütürlendi her tarafı. İzolasyon yapıldı. Vay be. Ondan bunlar sonra... da ne kadar yaparsan yap ama izolasyon evet. Çok işe yaramıyor. Aynen evet. Egzoz var arabada. Evet Ford 1200 10 egzoz var araçta. Etiket kanka etiketçilik de var biraz. Evet var. Vay be. Abi şunlar eskiden kanka daha çok polisler kullanıyormuş bunu. Suçluların üstüne böyle ışık tutup yakalamak için. Evet öyle ya diyorlar. Bilmiyorum mesela kaçıyor bunu. Sen niye biliyorsun tabii. Böyle bir bilgiyi? Sana tutuldu o eski demek kadillaklarda falan var. Sana tutuldu. Yok o kadar eski değiliz biz ya. Bunlar kankacığım. Onlar cam projektörleri. Vay be. Onlar da eskiden bunlar kalma. Bunlar da böyle kanka tutuyorsun böyle. Bak hırsıza mırsıza böyle. Evet. Tutuyorsun. Bak şu. Ve arkası da ayna. Eline yapıştı. Aynen. Tut bakayım. Lütfen abi. Bir bugün muavinlik yaparsın. Aa ayıpsın hemen. Jant kapakları. SS kapaklarımız. Abi çok güzel duruyor. Orijinal. Ya. Bu taraftan gelelim gölgeye düştük arkadaşlar. Motoru nereden açıyoruz kanka? Bir motoru da gösterelim. Şöyle açabiliriz.
Vay Pelle be. Kornalarımız yani vazgeçilmez. Dur, notlarımda var, hemen motoru söylüyorum abi. Bu arada hiç çok gücü falan çok az arabanın ama torku bak fena değil o yıllara göre. 80 beygir 2800 devirde 200 Nm tök. Torku fena değil arabanın ama arkadan itişti. Evet. Hava soğutmalı bir de kanka, evet, motoru. Hava soğutmalı. Su soğutmalı aynen. Değil ya. Bir de düz motor diye geçiyor bu. Abi çok enteresan bir durum var. Bu arabanın motoru kanka bak 1970'ten 2009'a kadar aynı motor kullanılmış. Hiçbir gerçek değişiklik bir yok. Ya tam gerçek klasik yani. Evet. Geçelim abi arkaya hadi doğru abi, bakalım oradan abi. İçeri geçelim. Tamam. Aslında içeride. Çok ya güzel sen şey istiyorum bak sen dışarısı. Kullan mesela ben kapıda ayakta durayım o kadrajdan öyle çıkmak istiyorum ben. Tamam abi bağıra bağıra. Baba abi. Muavinlik. Onu istiyorum arkadaşlar. Can. Bizim Kilios duranda bağırırlardı hatırlıyorsun. Kilios, evet, Kilios, evet Kilios. Arka da gayet güzel kanka. İki tane evet, sis stoplarımız var. Oben. Oben değil mi onun ismi? Evet. Kar Oben'lerimiz. Vay be. Buradan bütün etiketçilere selam olsun. Çok hasta adamlar. Hepsine selamlar, sevgiler. Arka tasarım da güzel. Bak plakaya bak, etiketçi Doğan Ümit. Vay be. Adam. Tamponlar orijinal tamponlar mı evet, kanka? Orijinal. Buyurun, buyurun Ümit Bey. O son nefesi çekme vardı değil mi? İçeri verme. Duvarı sonra. Kapıdan böyle yamuk. Abi çok iyi ya. Şöyle bir geleyim yanına kanka. Şu var abi, şurada gittin mi? Çok gittim ben. Çok gittim kanka ya. Şiki şiki babanın çekildiği minibüs bu mu? O Ford muydu? O Ford. Evet. Ford. Şiki burunlu Ford. O Çiçek Abbas kasa değil mi o? Evet. O kasa. İçeride kanka tabii ki müzik sistemimiz var. Aynen. 25.000 TL değerindeki müzik sistemimiz var. Vay be. Amfilerimiz burada. Final'lar. Amfiler hemen arkada. Marken öyledir şimdi, yükselmiştir fiyatı. Nasıl yükselmiş? Kur değişim. Eski seri hepsi. Vay be Final. Kanka. Arkada kolonlarımız var. Bunları falan hatırlıyorum ya. Abi direkt çocukluğum geldi ya gözümün önüne. Şu abi şu olay bak. Aa evet oğlum, aküyü yiyeceğine yavaş. Bassana bir. Havaları hava doldurmanız gerekiyor evet. Araba bayağıdır burada durduğu için. Çok iyi ses ya. Bak mesela şimdi hepimiz bu minibüslerle gittik ya bir yerlere. Çocukluğumda da ben mesela bunu yaşıyordum. Mesela Doğan hiçbir yaşında bunu yaşamadı mesela. Hep minibüse sığdı. O da öyle bir detay. Bu meşhur kanka biliyorsun, bilardo topu. Bunu en arkadadır bu vites hep. Şurada. Bunun mesela yeri çok saçma abi. Evet abi ya. Ne ama kadar güzel. Garip. Ama güzel neden ya. Neden değil mi? Neden? Evet abi ya. Ama kanka bunun içi bir ısınırdı. Kışın var ya, uyurdum ben bunun içinde ya. Abi biz önceden tüple ısınırdık. Eski zamanda. İnsanlar hep tüple ısınırdı. Vay be. Bu nasıl açılıyordu kanka? Şu yanlardan açılıyordu. Şu işte ayağını takıyorsun. Ha, gel bak. Ha, gel. Tak bakayım. Şunu bir canlandıralım. Gel. Ya çok utanmıştım hatırlarım. Şöyle açayım kanka, abi. Şöyle hiç açma. Yok. Ha, şöyle o muhtemelen zaman... işte açık. Evet, açık belki bir şeydi. Şimdi ben buradan böyle ya, onun böyle koltuğu bir tık daha herhalde değişikti ki benim şuradan ayağım takıldı buna. Koltukla şeyin arasına sıkıştı. Ben ayağımı şöyle geri kurtarayım diye bir çektim, orası açıldı. Ya abi of. Açılınca yeri kapanmadı. Adam vuruyor, bir taraftan söyleniyor. Bir açsana kanka. Abi açıldığı zaman şöyle evet abi şöyle kaldı yani. Sesi içeri veriyor. Şimdi böyle itiyor adam giderken. Aynen, şöyle açılıyor bir de abi, tutmadı abi. Bütün yol boyunca adam uyuz oldu bana. O kadar haklı ki. Bak şu abi meşhur. Tabii abi. Hep şuraya atarlardı kanka parayı. Evet. Hem oraya atarlar. Kağıtlar. Şuraya ya, orada iyi gitmiyormuş bir yer. Hep merak ederdim şurayı ya. Aynen. Buraya bir detay çekelim sonra merak eden takipçiler için. Eyvallah. Bir kornamıza bakalım mı kanka? Şu insanları çok ürkütmeyelim. Bu normal helle kornamız. Şu bizim ev eski ev Sarıyer'de minibüs durağının üstündeydi kanka. Şu ses var ya, beynime kazılıyordu. Bak her şey bitiyor. Gece artık 2 falan, hiçbir şey yok. Dünyada bir şey yok artık. Benim kulağımda o ses. Bu da helle kornamız. Oğlum aşırı iyi bak. Gerçekten iyi. Aşırı iyi ya. Bir tane yapalım mı? Bir tane de. Bu arada Cüneytler bayağı arkadaşlarıyla toplanıp kanka sahilden öyle bebek evet. Mebek geziyorlarmış. Ve arabaya inanılmaz bir ilgi abi var. Abi gezelim. Gezelim. Sorun değil yani. Alırım ben sizi. Çok sorun değil. Yani. Şu Covid falan bir geçsin tamam kanka. Kaç para bebek? Abi size ücretsiz. Tamam. Bu arada Chevrolet direksiyonu var bir tane arkadaşlar. Evet. O da çok şık duruyor. Böyle şeyler yaparlardı. Kemik böyle kaplarlar. Evet. Kaplamalar vardı. Normalde panzer kasalarda kemik direksiyon genellikle var. Bir de müzik sisteme bakalım mı kanka? Çok güzel. Tam tiz çalıyor kanka. Tam etiket. Çıkalım mı yavaş yavaş? Abi, kullanabilir miyim? Tamam Cüretçi. Kullanabilirsin. Ben kapıdayım. Nerede? Mekandayım abi. Tamam, ben kapıdayım abi. Evet. Bir Magirus'ta ilk kez kemer takan biri olabilirim ya. 4 litre miydi kanka bu? Evet. Fren de havalıydı bunda ya. Şu da el freni değil mi abi? Evet. Bu da çok güzel ya. Arkadan vermeyen kaldı mı? Arkadaşlar elden ele uzatalım. Evet, abone olmayan kaldı mı arkada? Arkadaşlar abone değilsek eğer, çıkmadan yolculuğa bir abone olursak size havalı korna yapayım buradan. Abone olmayan arkadaşlar için son uyarılar. Bekliyoruz. Evet, Ümit Bey dondu. Bence olmuşlardır. Olmuşlardır. Teşekkür ederiz. Çıkıyor muyuz? Abi bir şuraya bir gidiyor bak, ya. Bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Bir döner misin? Benim kanalım. Aşağıdaki linki benim kanalım. Az çok da benim. Sağ ol.
Bolu Virinci Çarşıya Sigortaya Paşaya Bekir'e. Ara. Ara ne abi? Evet ne abi? Evet abi. Sopalı Virinci Çarşıya Sigortaya Paşaya Bekir'e. Ya insanlar düştün mü? Yok. Oğlum antrenmanlıyız ya. Pedalına bir alışayım ya. Aman abi ben oturayım öyle. Otur otur. Yavaş bas abi hiçbir şey olmaz. Kanka, yavaş. Çok yavaş. Tamam mı? Yeni alıştın mı? Yok bozulmasın aynen da abi. O yüzden yoksa bir şey olmaz. Tamam bir ara önce alışırsan iyi olur. Kanka. Çok yavaş bas abi. Çok yavaş dokun. Bir yeri var orada kapıyor çünkü. Onu yakalamak lazım. Abi hiç kimse yol vermez bana. Sapanı Derizci. Derizci. Ara. Ara gel abi gel. Ne haber? Silivra! Silivra! Abi neresi? Abi Maslak. Al abi Maslak. Oğlum tanımadım. Şampiyon alınan para mı alacaksın ya? Abi tanımadım kusura bakma pardon buyur abi. Bizi durağa rezil edeceğim. Abi bırak dayak yemeyelim abi. Kardeşim abi. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Yer mi? Yedi. Evet arkadaşlar topraktı bugün bizde. Sağ olsun kahve içmeye geldik çekimi aldık. Ne yapıyorsun kanka? Bu arada beni aldığınız için de teşekkür ediyorum. Farkındaysan ücretsiz her şey. Evet ücretsiz oldu. Bugün ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Çok güzel bence. Ben de sizleri ağırlamak istiyorum. Ne demek her zaman? Toprak ister misin kullanmak? Abi yani viteslerde biraz önce senin şansıma... Yok korkuyorum. Kanka dibe kadar attın mı sıkıntı olmaz. Bak bir de bunda frende beklemezlerdi. Hep böyle yaparlardı bak. Bunun freni de yani yarış arabasından daha sağlam freni var gibi. Freni havalı böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir tutma şekli olamaz yani. Bu arada hep bunların kafası kalkık değil mi kanka? Evet. Olay o. Aynen evet. Havayı daha iyi alsın diye diyenler kimi, var. Kimi diyor direksiyon daha rahat dönsün diye. Kimi diyor havayı daha iyi alsın diye. Herkes bir şey söylüyor. Kim neye inanırsın? Evet. Arabanın maşallahı var ya. Ben de zamanında binmiştim. Bindin mi harbiden toprak? Bindim abi. Arada bu sesler gelecek. Olay o kanka. Dönüşte alırız abi. Önümüze bir şey çıkarsa şu an bittik tutun. Aha. Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın. Aman. Nazar. Şunu biraz şöyle yapsana boyum yetmiyor. Bir bitir göreyim. Ha bak güzel olduk şimdi. Böyle kesme vardı değil mi eskiden? Buradan bakmalar arkalarına. Yakıtı nasıl kanka? Nasıl yapıyor? Ya yakıt hiç arabada doğru düz bir yakıtı yok yani. Eski düz motor olduğu için yakıtı yok. Hani öbür arabalar gibi değil. Bir de pompası ellenmemiş bunun, açılmamış. Normal orijinal bir araba. Bir gün bebek yapıyor muyuz? Yaparız abi. Ne zaman isterseniz. Yokuş aşağı da bayağı hızlanıyor ha. Aa acayip. Kaç ton araba? 1370 kilo. Nasıl ya? Nasıl olur ya? Pardon. Ön ağırlık 1370 kilo. Öndür o. Arka ağırlık 1140 kilo. Topla güzel. Bakalım. Abi 1370 artı 1140 tamamen 1510. Kaç yaptın abi? 1370 artı 1140 2510. Evet. O 1000'i atladım ben. Mesela Beşiktaş önünde duruyorsun Sarıyer yönüne doğru. Böyle yaparsan sahilden, böyle yaparsan Hacı Osman'dan. Abi müşteri de bilir bunu, şoför de bilir. Rajonla at. Tamam herkes bilir bunu ya. Böyle yaparsan sahil, böyle yaparsan Hacı Osman. Peki kime göre böyle, kime göre böyle? Önüne göre işte. Yani Beşiktaş tarafında bekliyorsan eğer, böyle yaparsan Hacı Osman'dan, böyle yaparsan sahilden. Aa çok iyi be, iyi rajonmuş ha. Böyle aklım yaparsan olsun. Ne? Dönüp geliyorum hani. Bir dakika geliyorum. Durağa gidiyorum hangisi kanka? Durağa gidiyorum, böyle. Evet abi böyle. Kusura bakma alamıyorum, durağa gidiyorum. Önde çiçek eksik, çiçek boş. Şurada çiçeğimiz yok abi. Evet abi bulamadık. Kırmızı bir gül. Bez bir tane çiçek, eski pütürlü bezler var ya. Evet. Bu arada arkadaşlar toprağın arabayı çekmemizi istemişsiniz. Kamyoneti. Onu da çekeceğiz yakın zamanda. Toprağın işi var biraz. Gitmesi lazım erken. Araba pis falan, yıkatması falan bayağı uzun sürer. Abi bayılıyor ama devam. Korku var abi. Yürün o yürün. Bir tane ufalt devam et Doğan. Ufaltı da çok... Yürü.
Yığılıyor. Alışıyor be, insan hemen alışıyor. Yanlış atmış olabilir vitesi çaktırma abi. Yok yok, orayı şey yapmıyoruz. Haberleşiriz abi, sen devam et. Rolantide şu vitesin sesi vardır. Şık 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 şık. Evet. Kesiyorsun. Bir direksiyondaki boşluk var ya, böyle bir şey olamaz ya. Bak şu an hiçbir hareket yok direksiyonda. Bir iki saniye sonra falan alıyor direksiyon. O eski kötü çekimler gibi filmlerde oluyor böyle, direksiyon oynatıyorlar gidiyormuş gibi olsun diye. Ama abi o boşluk. Motoru arabanın çok sağlam kanka. Ta savaş zamanında üretim yapıyorlarmış kanka. Savaş için araba üretiyorlarmış yani, öyle söylüyorum. O yüzden çok sağlam motoru var. Abi 79'da ne savaşı varmış? Oğlum bu marka 1800'lerin başında. Ha tamam. En başta dedin 79'da üretiliyordu ya. Benim kafamda o kaldı. Sarıyer Beşiktaş için. Ha tamam. O tamam abi. Ama el hep şurada değil mi? Tabii. Çok önemli. Kanka alıştı Doğan abi. Sarı yerli ya. Bir tek freni düşünüyorum şu an. Ya böyle fren olamaz. Evet, ben de o freni düşünüyorum şu an. Acaba o dönemlerde de mi böyleydi fren? Böyleydi kanka ama adamlar artık bu köşeli ayakkabılarla o kadar hassasiyete abi kavuşmuşlar ki. Biraz önce biz de ön cama kavuşacaktık abi. Sen alıştın değil mi kanka? Evet aynen. Sen tüy gibi durduruyorsun. Ya şimdi bir sütüpseye geliyor bakacağız. Ya önce bir bak şöyle hafif. Elimi bir koyayım da. Al. Tamam abi yaptın işte. Ama aynı hareketlerde de görmek istiyoruz senin bu performansını. Ya oğlum bize bir şey yapamaz, sesini yok. İkiye aldım. Sorun yok abi. Ufak devam et. Ne oldu oğlum? Kapı kalktı. Kapı açıldı. Bir şey yok. Önemli bir şey yok. Ama rahat ha kullanımı. Evet. Fren hariç. Frene de alıştım, bu tamamdır. Bunlar bir de dengeliydi kanka, bak Hacı Osman'da falan hatırlıyorum. Full dolu adam full gaz çıkıyordu o virajlarda falan. Hiç sıkıntı yoktu yani. Dengesi iyi. Ben de direkt peste bağlıyordu yani. Yol tutuş. Ses gelecek herhalde. Abi. Kullanacağım Mehmet. Şurada çek bakalım. Heyecan yaptım. Freyaga alıştık kanka, tamam. Keşke kimseye geçseydim abi. Bakacağım şimdi kaldırabilecek mi arabayı? Eyvah eyvah. Ehliyet sınavında gibiyim yemin ederim şu an. Ben nasıl ineceğim buradan? Böyle inebilirsin. Böyle inebilirsin abi. Ben de bu arada arkadaşları biraz... Paterni değişiktir belki abi. Abi şoför değişikti değil mi? Abi değişim saati be. Bunlar değişim. Da var mıydı kanka değişim saati? Evet abi, öğlene kadar biri çalışıyor. Öğleden sonra başka bir şoför arkadaşlar. Abi alakalı. Fabrika verisi tüketimi 10.9 litre diyor. Mümkün değil ya. Kanka peki parçaları pahalı mı? Otur o fotoğrafçı. Parçaları pahalı değil. Zaten genellikle bu araba arıza yapmıyor. Yani düz motor olduğu için her şey düz. Hava soğutmalı. Balat haricinde hiçbir arıza yapmıyor araba. Kanka dur bir bir aşağı. İki hayır, yukarı. Normal yerinde dedim. Biri böyle. Bir aşağıda. Hah. Getrak. Ha, onu sordum abi. Bana yukarıda dedim. Normal dedim. Aynı getrak. Yok hani normal dedim. Beni burada rezil etmek için ha kanka. Bir, ama ikiyle kalkabilirsin. İkiyle kalk. Oğlum kafamı karıştırırız. Otur hadi gidelim. Tümsek var ya ikiyle kalkmaz. Onu çekip de arkadaşlar, alttan. Arkadaşlar 10.9 litre diyor. Bu arada motor 2.5 litre. Onu söylemedik. Kanka bir frene bak istiyorsan Ümit. Arkaya bir bak. Abi lan. Oh, oh, oh! Oğlum geri orası ya. O geri orası. Oğlum iki değil mi orası? Yok, hayır, geri yanda. İki ile. Oğlum bir aşağı bir orası. Bu, iki bu. Kapıyı aşağısı var. Yaptı. İki bu. Kapıyı bir aşağısı var alayım. Şansı var alalım. Arabaya koyalım. Arkadaşlar araba 2.5 litre bu arada. Sinirli dolmuş. Tam psikopat. O günden ölçüsü çıkartıyor. Yavaş yavaş bilgi vereceğim, yavaş. Evet, ikinci viteste çok rahat kalktığı ile ilgili bilgiler var. Niye abi, az önce geride de kalktı. Gerçekten kalkıyor. Özellikle birden sonra geri yatarsanız. Ön çift camlı bir modeli varmış kanka. O hangisi ya? O 90'dan önceki. Ha, o çok kıymetliymiş şu an. Evet, Panzer. Panzer diye geçiyor, evet. Doğru. Vallahi yakıştım benim biterdim. Abi ben Hizmetliyim ya. Ha, Hizmet hasar yer, aynı. Onunla tek farkı ön cam varmış abi. Ön cam çift cammış. Şu da var abi. Çat, kimse çat. Beni dinlemiyor. Kanka bu araba ilk Alman askerlerini taşımak için kullanılmış savaşta. O yüzden de motoru böyle sağlammış. İnşallah duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Çok güzel Doğan. Teşekkür ederiz. Abi biraz bilgi verelim ya. Tamam, çalıştık abi. Arabaya bu kadar. Biraz da bilgi. Vallahi yakıştır abi. Ümit. 1866'da kurulmuş marka. O gün bugün hattı minibüs işindeler. Kamyon ve otobüs üretmeye 1910 yılında başlamış.
abi, toprak güzel anı oldu bizim için de. Ümit biraz sert. Ya şimdi rezil olmama şeyinden ya, anladın mı şimdi hemen? Güzel kalkış yaptı. Bir geri vitese taktı ama. Biraz agresif ya. Şoför bey biraz yavaş gidebilir miyiz? Midemiz bulandı burada. Evet arkadaşlar, videoyu yavaş yavaş sollandıralım. Vallahi ne çektik, ne yaptık, ne ettik ben de bilmiyorum. Ama Cüneyt kardeşim çok güzel bir araba hazırlamış. Çok keyifli olmuş. Yani insanlar böyle artık boyunları tutuyor bakarken, öyle söyleyeyim. O kadar bakıyorlar. Sağ olsun Cüneyt. Teşekkür ederiz baba, kullandırdın bizi arabayı. Ne demek efendim? Teşekkür ederim. Bir gün bir bebeğe gideceğiz hep beraber. Evet abi. Ümitçim sana teşekkür ederiz. Toparçı sana teşekkür ederiz. Bebeğe gittiniz. Nerede bırakayım? Normal müşteri mi alacaksın? Normal müşteri alacağız. Yoldan, duraktan müşteri alacağız kanka. Tamam mı Cüneyt? Tamam. Arkadaşlar o videoyu da istiyorsanız yorumlara yazın. Video ile ilgili de genel fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa, çok iyiydi bu. Bu ara gazı çok iyiydi.